Muharrem İnce'den asgari ücret önerisi. Asgari ücret görüşmelerini tiyatro olarak değerlendiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bir senaryodur gidiyor. Asgari ücret tartışması yapıyorlar. Tiyatro. O mu olacak, bu mu olacak? Asgari ücret Türkiye'de 5000 lira olmalı. Doğrusu budur. Gerisi kandırmacadır." dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Çorlu İlçe Başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada iktidara da muhalefete de yüklendi. Mitting havasında geçen açılışta birinci gündemi ülke ekonomisi olan İnce, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananları saat saat anlatan bir videoda izletti. Konuşmasına sosyal medyadan canlı yayın çağrısıyla başlayan İnce, "Türkiye'de medyanın %90'ını iktidarın elinde, %10'unu da muhalefetin elinde. Ne yaparsan yap en büyük ambargolu memleket partisi ve Muharrem İnce, ikisine de yaranamıyoruz." Onların medyası varsa bizim de memleket medyamız var. Çıkarın telefonlarınızı, canlı yayın yapın hepiniz dedi. Ateşleyin diyerek partisine destek isteyen ince, burada belediye personeli var mı? Yok. Burada belediye parası var mı? Yok. Burada hazine yardımı var mı? Yok. Memleket Partisi'nin web sitesi hazır. Üye de olabilirsiniz. Bağış da yapabilirsiniz. Ateşleyin bakalım. Oraya bağış yapmayı unutmayın. Başka türlü yürümez. Türmobada sesleniyorum. Canınız ne zaman isterse gelin Memleket Partisi'nin hesaplarını size denetlettireyim. Açık, şeffaf. Gelsin herkes görsün diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yıldır toplumu kutuplaştırdığını dile getiren ince biz barışacağız dedik. O 19 yıldır toplumu kutuplaştırdı. Böldü, parçaladı. Her şeyi ikileştirdi. Biz ekonomik olarak büyüyeceğiz dedik. O insanları yoksullaştırdı. Biz adil bölüşeceğiz dedik. O fakirden aldı, zengine verdi dedi. İnce 19 yılın sonunda geldiğimiz noktaya bakın. İşler iyi giderken ben ekonomistim ben yaptım diyor. İşler kötü giderken Bakara suresi nas var diyor. Nas 1400 senedir var. Madem faiz konusunda nas var diyorsun. Öğrencilere sesleniyorum. Kredilerinizi öderken Cumhurbaşkanı nas var dedi ben faiz ödemem deyin. Çiftçilere sesleniyorum. Bankadan kredi çektiniz. Ödemeye gittiniz. Size faiz dediler. Faizi ödemem deyin. Çünkü Cumhurbaşkanı nas var dedi. Esnafa, iş adamlarına sesleniyorum. Bankaya gittin faiz istediler. Nas, var deyin. Nas adalet demektir. Sen parayı toplarken faiz almayı biliyorsun. Sıkıştın mı insanların dini duygularıyla alay ediyorsun, diye konuştu. İktidar ve muhalefetin birbirine benzediğinin altını çizen ince, hiç farkları yok. Al birini vur ötekine. İşler kötü gidiyor, Erdoğan diyor ki her TOBB üyeleri bir işçi alsa işsizlik çözülür. Bunun karşısında muhalefet her muhtara bir özel kalem müdürü işsizlik çözülür diyor. Erdoğan sorumlu dış güçler, marketler diyor. Muhalefet boş durur mu? Marketlere mektup yazıyor. Almanya'dayım çocuğun işler bozuk deftere yaz gelince hesaplaşırız. Nasıl hesaplaşacaksın? Belli değil. Bunlar ciddiyetsiz teklifler. Akıl yok, bilim yok. Manava markete mektup yazacağına saçma saçma projeler üreteceğinize neden pahalı bunlar bir düşünün dedi. Pahalılığın nedenlerini sıralayan ince, bir ekim alanı azaldı çiftçi üretmiyor. 2 kuraklık oldu. 3 gübre pahalı. 4 mazot pahalı. 5 ilaç pahalı. 6 köprü pahalı. 7 otoyol pahalı. 8 benzin pahalı. 9 elektrik pahalı. 10 doğalgaz pahalı. Bunları düşürmediğiniz sürece gıda ürünlerinin fiyatı düşmez ifadelerini kullandı. İnce, bugün Türkiye'yi yönetenin bir projesi vardı. Çay bahçeleri açacaktı. Kek verecekti, yatıp yuvarlanacaktık oralarda değil mi? Ben diyordum uzay madenciliği, nano teknoloji, kuantum. O çay var, kek var diyordu. Ne yazık ki 19 yılın sonunda bu noktaya gelmiş olduk. Ekonomiyi batırdı. 2023 hayalleri vardı. 2 trilyon dolar gelirimiz olacaktı. Kişi başı gelirimiz 25 bin dolar olacaktı. 2002'de dolar 1,6 lira. Bugün dolar 14 liraya yaklaştı. Şimdi diyor ki bizi operasyon çekiyorlar. Dış güçler diyor. Operasyonu çeken kendisi. Köprülere otoyollara dolarla geçiş garantisi veren bu değil mi? Eğer sen bu garantiyi dolarla verirsen, dolar arttığında sen yoksullaşırsın, şeklinde konuştu. Faizin emir komutayla düşmeyeceğini dile getiren İnce, şunları söyledi, Yıldız sen 16'dan 15'e düşürdüm dersin ama devlet bile 22,70 faiz oranıyla borçlanır. Bu öyle olmaz. Hukuku yükseltmeden faiz düşmez. Önce hukuku yükselteceksin. Demokrasiyi yükselteceksin. Yıldız liyakatı yeniden geri getireceksin. Şeffaf olacaksın, tasarruf yapacaksın, üreteceksin, aklı, bilimi kullanacaksın. Bağımsız bir merkez bankası oluşturacaksın. Kaynakları verimli kullanacaksın. Yıldız bütün bunları yaparsan ve ateşin üstüne benzinle gitmezsen, Ağustos böceği gibi çeğırı ötmeyip, karınca gibi çalışırsan faiz de enflasyon da düşer. Yönün belli değil. 2002'de geldiğinde Avrupa Birliği diyordun. Sonra Şangay 5 lisine geçtin. Şimdi Çin modeli diyorsun. Ne dediğin belli değil. Ne yaptığını sen de bilmiyorsun. Ekonominin sorumlusu benim dedi. Ekonominin sorumlusu sensen benzine zam geldiğinde oluşan kuyruklarında halk ekmeğin önündeki ucuz ekmek kuyruğunun da sorumlusu sensin. Yıldız işsiz gençlerin, mutfaktaki yangının sorumlusu da sensin. Çanakkale Köprüsü'ne euro ile geçiş garantisi vermişsin köprüden geçmeden zam gelmiş. Bunların da sorumlusu sensin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını yok eden sensin, bağımsız kurumların itibarını mahveden sensin. Yıldız hatırlar mısınız? 2002'de ilk seçildiğinde milletvekilleri lojmanda oturmaz demiş, lojmanları satmıştı. Peki milletvekili lojmanlarını sattı kendi şimdi nerede yaşıyor? Sarayda yaşıyor. Ankara'da, Marmaris'te, İstanbul'da Ahlat'ta sarayda ama gösteriş için milletvekili lojmanlarını sattı. TBMM'de görüşmeleri süren bütçenin eriyişine dikkat çeken ince yasa gereği bütçe meclise 75 gün önce sunulur. Bütçe 15 Ekim 2021 tarihinde TBMM'ye sunulmuş bütçemiz 205 milyar dolar. Dolar 9,20 o zaman şimdi 13,70. 205 milyar dolar olan bütçemiz daha görüşülmesi bitmeden 138 milyar dolara düşmüş. Verdiğin garantiler bizi bu hale getirdi. Özgür bir medya olmazsa, bağımsız bir yargı olmazsa, konuşan bir üniversite olmazsa, kuralların işlediği bir piyasa ekonomisi olmazsa, liyakat olmazsa, şeffaf kamu yönetimi olmazsa, marka üretemezsen huzur olmaz, zenginleşemezsin, hakkaniyet olmaz, hukuk olmaz ifadelerini kullandı. Partisinin önerilerini dile getiren İnce, "Biz Memleket Partisi olarak öncelikli sektörleri belirleyeceğiz. Tarım ve tarıma dayalı sanayiyi destekleyeceğiz." Demokrasimizi 5 yıldızlı yapmadan turizmimizi 5 yıldızlı yapamayız. Sadece oda satarız. Tekstile, turizme, savunma sanayine, tarıma öncelik vereceğiz. Vari zeytin yağı sattırmayacağız. Marka üreteceğiz ve bu bereketli toprakların insanlarını hak ettiği yere getireceğiz dedi. Asgari ücret görüşmelerini tiyatro olarak değerlendiren ince bir senaryodur gidiyor. Asgari ücret tartışması yapıyorlar. Tiyatro. O mu olacak, bu mu olacak? Asgari ücret Türkiye'de 5000 lira olmalı Doğrusu budur gerisi kandırmacadır temel ihtiyaç maddelerinde KDV sıfırlanmalıdır Özellikle gençler için özel iletişim vergisi sıfırlanmalıdır Elektrik faturalarındaki sayaç okuma bedeli tarımdaki vergiler sıfırlanmalıdır en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalıdır dedi Konuşmasının son kısmını 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşananlara ayıran ince bir video izleterek süreci anlattı en yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.